Şimdi burada son bir bahsimiz var. Orayı da okuyalım. Gençler, ondan sonra dersini bitirelim. Farz olan secde miktarı kişinin alnının az bir kısmını yere değdirmesiyle gerçekleşir. Sadece burnun üzerine secde eden kişi şayet özürlü değilse secde etmiş sayılmaz. Bu iki imamın görüşüdür. Tamam mı? Daha önce Furkan'la da bunun için. Bu iki imamın görüşüdür. Ve görüş olarak bu alınmış. Neden bu görüş olarak alınmış? Bu iki imamın görüşü. Neden bu görüşü tercih etmiş Hanefiler? İmam-ı Azam diyor ki sadece alın yere değerse secde olur. Sahihtir diyor. Sahihtir. Ama diyor tahrimen mekruh işte. Dolaylı yolla mekruh. Tahrimen mekruh. Harama yakın mekruh işlemiştir diyor. Evet pardon. Evet, harama yakın. Neden İmam-ı Azam öyle diyor ama İmam Muhammed, İmam Ebu Yusuf diyor ki öyle yapılan bir secde sahih bir secde değildir. Değildir diyor. Eller de konulacak, ayaklar da yere değecek. İşte bir başka bir işte İmam Züfer, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel gibi zatlar, işte İmam Malik gibiler de aynı görüşü savunacak. Diyecek ki alınla burnun beraber secde etmişler. O görüşlerde şey o zaman yalnız kalacak. İmam Ebu Hanife yalnız kalacak. İmam Ebu Hanife caizdir diyor ama diyor tahrimen mekruhtur. Aslında İmam Ebu Hanife de yanlış bir şey mi? Yani İmam Ebu Hanife görüşü şuradan alıyor. Resulullah dedi ki işte alın secde ettiği, yani alını kastettiği zaman bakın burada hadiste ne diyor? Dedi kendilerine secde etmekle emir olunur. Alın dedi Resulullah. Alın dediğinde burnunu da işaret etti. Evet. Ama alın dedi. Bakın. Ama burnunu da işaret etti. Ve dedi yedi kemiklerine. Bak bir, üç, beş, yedi. Tamam mı? Bakın. Alın bir, iki el, üç, iki diz, beş, beş. Ve ayak uçlarıyla beraber ayak yedi. Tamam mı? Şimdi bakın burada burnu katarsa sekiz de demiş olur. O zaman hadiste bir anormalik arar. Evet. Tamam. Ama Allah Resulü demek ki alından kasıt da ne yapıyor? Burnu da kastediyor. Evet. Ama gösteriyor. Şimdi alimler diyor ki Resulullah madem burnu da işaret etti o zaman diyor biz burnu da almamız lazım. Yani burnunla beraber alın bir parçadır diyor. Tamam mı? Görüşü böyle alıyoruz. Tamam mı? Alınla burun bir parçadır. İmam Ebu Hanife'nin görüşü de buradan savunuyor. Diyor ki Resulullah burnunu işaret etti. Tavsiye etti. Ama alnı zikretti. Zikretti. Şimdi zikredilen bir şey açıkça, mesela faiz haramdır diyor Allah-u Teala ayetinde, bu açıkça haramdır. Evet. Tamam mı? Şimdi mesela Cenab-ı Hak kadına örtülerini giysin diyor, yani tesettür farzdır. Ama örtünün yöresel tercihi veya şekli tartışılabilir. Evet. Tamam mı? Birisi peçeyle örtülür, biri çarşafla, biri parçayla, o tartışılabilir. Orada ana hatlar kaideye göre alınır, tamam mı? Evet. Resulullah'a göre, sahabeye göre, İslam şeyine, fıkhına göre, işte setrabete göre alınabilir, tamam mı? Ama ana hatta Allah ne diyor örtünün. Biz örtünün esasını alıyoruz. Burada da öyle, tamam mı? Yani İmam Ebu Hanife de öyle. Alnı mı zikredi? Alnı aldık. Diğeri nedir? Bunu tavsiyedir. Tamam mı? Ama diğer alimler işte Hanefi mezhebinin iki imamı ve diğer imamlar diyor ki Resulullah burnunu söylemişse biz ikisini esas alıyoruz. Şimdi biz de o zaman burada kimi gerekçe alacağız? İki imamı ve diğer imamlar. Çünkü burada yoğunluk kimdedir? İki imamlar. Ama İmam Ebu Hanife'nin görüşü de sahihtir, geçerlidir. Sahihtir, geçerlidir. Biz Hanefiler için nedir? Fetvadır. Fetvadır. Tamam mı? Ama iki imam. Fetvadır. Tamam mı? Geçerli çünkü evet. Hak olan bir şey. Onun da değil, hak üzerine geliyor. Evet. Ayak uçlarının biri secdeye varken ellerden, dizlerden, ayak uçlarından birer tanesini yere değdirmek zorunludur. Ayak uçlarının bir tek parmak kadar olsa yere değdirmek şart. Alnın çoğunun yere konulması ise vacip. Alnın çoğunun yere konulması vaciptir. Böyle daha önceki derslerde dediğimiz gibi Maliki mezhebinde de aynı görüş var. En azından alnın büyük bir çoğunluğu yere değecek. Evet. Alnın çoğunluğu yere dediğimiz için yere değmesi vaciptir. Bir kısmının değmesi farz. Bir kısmının değmesi farz evet. Ama çoğunluğun değmesi vaciptir. Vaciptir. Tam seyrede iki elin bütününün yere değmesi. Tümünün dizlerin ve ayak uçlarıyla alnın ve burnun tamamen yere değdirmesiyle gerçekleşir. Şafii mezhebinde işlediğimizde, ileride Şafii mezhebinde işlediğimizde göreceğiz dostlar.
şu ellerin avuç içlerinin bile yere tam değmesi gerekir. Bu Caferi görüşünde de böyle bir elin tam böyle yere bir kapaklanması gerekiyor. Yani bu avuç içlerinin boşluğunda tam yere değmesi gerekiyor. Bunlar namazın şuuruna varma halleri aslında. Sen şimdi namazı böyle itina edersen namazı canlı kılarsın. Evet. Anladın mı? Secdeyi tam yapma, hükmünü tam yapma hususuna dikkat edersen bunun şey olur. Tamam, böyle de secde etsen olur. Tamam, ve Mısır piramitleri gibi elin olsa da oluyor. Ama mekruh. Tamam. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Rabbim dersin tesirini göstersin. Hayatımızın her merhalesinde işlemeyi bize nasip etsin. Hayatımızı bu görüş ve bu görüşler üzerinde bir fikir dünyası açıp fikrimizi geliştirerek mefkuremizi açarak hayatın her merhalesinde mücadele etmeyi bize Rabbim nasip etsin. El-Fatih Mansur. Ağızlara şerbet şeker sinelere